yeniden merhaba değerli izleyenlerimiz. Öğlen Postası'nda yeniden birlikteyiz. Başladı Öğlen Postası, 14 öncesine kadar devam edecek. İlk bölümde telefon bağlantımız, ikinci bölümde stüdyo konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Birazdan stüdyo konuğumuzla sohbetimize başlayacağız. Kültürel Miras Teknik Komitesi üyesi Sayın Ali Tuncay bizlere eşlik edecek. Değerli izleyenler, birazdan sohbetimiz başlayacak Sayın Tuncay ile, ama öncesinde telefon bağlantımız olacağını söylemiştik. Yeşil Barış Hareketi'den yazman veya Yeşil Barış Hareketi içerisinde görev yapan bir isim Sayın Doğan Sahir ile konuşacağız. Çünkü Yeşil Barış Hareketi katı atıklarla ilgili yeni bir proje başlatacağını duyurdu. Bu anlamda bugün saat 16'da da bir basın toplantısı yapılacak. Projeyle ilgili olarak ve devam eden süreçlerle ilgili bilgi isteyeceğiz değerli izleyenler. Umut Tenekeleri Projesi, Lefkoşa'daki Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nde halkla paylaşılacak. Dolayısıyla bu konuda da bilgi isteyeceğiz. Sayın Doğan Sahir'den telefonumuz hazırsa Sayın Sahir'le konuşmaya başlayacağız değerli izleyenlerimiz. Yeşil Barış Hareketi yazmanı Sayın Doğan Sahir'le konuşuyoruz. Sayın Sahir, hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. İyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Bir basın toplantınız olacak ve bunu kamuoyuyla da paylaşacaksınız. Ama öncesinde biraz bilgi almak isteriz sizden Sayın Sahir. Bu Umut Tenekeleri projesi nedir? İlk etapta bilgi alalım. Çünkü acaba bir bağlantısı var mıdır Teneke Çocuk projesiyle? Hepsi çevre için bağlantılı tabii, ama ne söyleyebilirsiniz Sayın Sahir? Evet, tabii çok teşekkür ederim açtığınız ve bize bu açıklama fırsatını verdiğiniz için. Küçük bir düzeltme yapmam lazım, nasıl yansıdı basına bilmiyorum ama tabii ki basınla ilgili bir bilgilendirme toplantısı olacak, ama basın toplantısından öte bir etkinlik olarak da düşünebiliriz. Evet. Tam tarihini ve saatini alabilir miyiz? Evet, bugündür. Bugün saat 16'da Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nde, biliyorsunuz Hasene Ilgaz'da Avrupa Birliği'nin bir bilgi merkezi vardır. Evet. Arka yolunda orada bir salonda bu etkinliği yapıyoruz ve aslında da ve halkımıza da projemizi açıklıyoruz. Projemiz Umut Tenekeleri. Tenekeden de özdeşleştirdiğiniz gibi, haliyle tabii ki Teneke Çocuğun abisi. Evet. Teneke Çocuk'la ilişki var. Şöyle bir ilişki var. Teneke Çocuk, biliyorsunuz, tabii ki bir atıkların geri dönüştürülmesi projesi. Ve bu proje belli bir çerçevede başlamış ve yoluna devam etmektedir. Orada yapmak istediğimiz, en azından atıkların, bu katı atıkların bir türünü olsun baş etmek ve bunu bir örnek olarak ortaya koyup diğerlerin arkadan gelebildiğinin önünü açmak. Bugün de oldukça başarılı bir sinerji oluştu ve diğer sürüler içinde alabildiğine girişimler başladığını gözlemleyebiliyoruz etrafında. Evet. Tabii bizim başlatmış olduğumuz projeyi de daha önce de anlattığımız gibi başlatmak ve bir start vermek anlamında, sonra da geri çekilmek anlamında düşünmediğimizi açıklamıştık. Bu projenin yaşayabilir, sürdürülebilir ve de tamamen kalıcılaşmış bir sistem olarak ülkemizin yaşamına kazandırılması için yol açmıştık Teneke Çocuk'ta. Evet. Tabii Teneke Çocuk tamamen sıfır bütçe ile yapabilecekleri tabii ki o nedenle kısıtlı. Başka donanımlara gerek vardır. Örneğin bir pres makinesi oldukça pahalı bir şeydir. Evet. Bunun yanı sıra bazı daha diğer aksesuarlar ve bazı çalışma araçları da önemli. Bunlar için bir proje hazırlamıştık. Biz Avrupa Birliği'nin hibe programlarından talep etmiştik ve uygun bulunarak projemiz onaylandı. Ve Umut Tenekeleri böyle doğdu. Umut, nereden umut? Büyük bir umutla devam ediyoruz. Çünkü geri dönüşüm umutun ötesinde gerçekleşmeye başlamıştır. Bugün işte yapmak istediklerimizin özetini insanlarla, halkımızla, basınla paylaşmak istiyoruz.
çalışacağız. Evet, peki. Sayın Sahir, şimdi tabii ki burada bir ben sizin anlattıklarınızdan şöyle bir zincir olduğunu algılıyorum. Toplumu bilinçlendirmek, farkındalığı artırmak için. Örneğin daha önce pek çok örgüt birlikte hareket ederek bir temizlik kampanyası düzenlenmişti. Evet. Sonrasında işte Teneke Çocuk, Yeşil Barış Hareketi bünyesinde yapılan bir çalışma. Şimdi Umut Tenekeleri bir başka çalışma. Şunu hissedebiliyor musunuz? Toplumda yavaş yavaş, çünkü yıllardır bu çevre örgütlerinin içerisinde yer alıyorsunuz, Yeşil Barış Hareketi olarak yıllardır çalışmalarınız var. Yavaş yavaş bir bilinçlenme başladı mı? Ne söyleyebilirsiniz bu konuda? Şimdi başladı demek de tabii bir haksızlık olur. Aslında vardı o bilinçlenme sürekli ama hızlandı. Evet, evet, biz de bu amaçta zaten bu kadar gün altına girmeyi göze aldık. Çünkü kendi seyrinde oldukça ağır giden bir bilinçlenmeydi ve de bu ne yazık bizim çöplerle boğulmamızı getiriyordu. Atıkları önemsememeyi getiriyordu. Hatta bunları kanıksamayı ve normal gibi görmeye evet, başladık. Bunun önüne bir şey seçip durdurmak ve bunun farkındalığını yaratmak istedik. Ona doğru gitmek için yeni bir hamleydi ve o noktada evet bir hareket başladı. İnsanlar bu duyarlılığı kazanmaya başlıyorlar. Giderek hızlanmaya başladı diyebilirim. Evet, peki. Şöyle bir gelişme daha var. Bunu da değerlendirmenizi isteriz sizden Sayın Sahir. Artık önümüzdeki süreçte bir eğitim müfredatının içerisinde de girecek çevre bilinci. Nasıl değerlendirirsiniz bunu Sayın Sahir? Evet, yani geçen gün basın açıklamasında Eğitim Bakanlığı'nın orada ben de vardım. Şu anda bir çalışma grubu oluşturuldu. Eğitim Bakanlığı'nın bu projeyle ilgili olarak bir mutfak çalışması olacak. Eğitime girmesi çok önemli diye biz yıllardır savunduğumuz konudur. Hatta 1995 yılında girişimi de yapmıştık. O zamanlar da bir kitap hazırlandı eğitimde kullanılmak üzere. Üstüfatik sorunlara takıldı ve kaldı, yürümemişti. 2000'li yılların başlarında da biliyorsunuz yine benzer bir çalışma oldu. Ve şu anda öyle cılız bir vaziyette hala izlerini görebilirsiniz eğitim bağlamında. Ama bu yeterli değildi. Kesinlikle eğitimin her aşamada, her safhada, her insana ulaşabilir olması gerekiyor. Sadece okullarda değil ama okullarda olan eğitim de çok önemliydi. Hı hı. Doğrusunu en özet olarak en doğru yerden öğrenmeleri çok önemliydi. Ve bunun sadece eğitim biçimi şeklinde, yani bir şekilde bazı konuları ezberlemek için de değil, yaşam biçimlerine kazandırmalarına yönelik geniş kapsamlı, termal bir biçime geçmesi için bir öneriler koymuştuk. Umarız ona yönelik, tabii bir günde olmaz ama adımlar doğru atılırsa ona doğru bir gidişi en azından orada da başlatmak mümkün olabilir. Evet, peki. Son yeniden umut tenekeleriyle ilgili bir mesaj alalım sizden. Basın toplantısında veya etkinlikte ve bundan sonraki süreçte daha da detaylı halkla paylaşacaksınız bunu Sayın Sahir, ama son olarak ne söylemek istersiniz umut tenekeleriyle ilgili? Evet, aslında çok özel üç kelime kullanabilirsiniz. Önce atıkları azaltmak gerekir. Her şey atılmaz. Bu dünyanın artık prensip olarak koyduğu için kaynaklar kısıtlıdır. Bunları yok ederek aslında geleceğimizi ve kaynaklarımızı kullanılmaz hale getirerek kendimizi zora sokuyoruz. Önce atıkları azaltmak lazım. Veya bunları tekrar kullanabilmenin yollarını bulmalıyız. Belki başka şekillerde kullanabiliriz. Ondan sonra eğer işimize yaramadığını düşünürsek onu da tekrar geri dönüştürmeyi düşünmeliyiz. Nitekim alüminyumlardan başlamıştık. Alüminyumlarda alüminyumu elde edip bir ürün haline getirip kullanabilmek için sanıyorum 9 ülkede, 8 ülkeydi, değişik ülkede doğayı alt üst etmek lazım. Değişik mesalları bir araya getirip elde edilmesi mümkün ancak bu alüminyumun. Hı hı. Ve uzun süreçler alır, büyük enerjiler harcanır, doğa tahribatları yapılır. Oysa tertemiz bir alüminyum maddeyi tekrar
birkaç ayda, en fazla 60 günde tekrar kullanılabilir halde vitrinlere döndüğünü görebilirsiniz. Evet. Bu nedenle enerjiyi de tasarruf ederek, kaynakları da tasarruf ederek hem aslında onun değeri olduğunu anlamak, atıkların aslında bir değeri olduğunu bilmek ve onları değerlendirdiğimizde aslında hem ekonominin kazanacağını hem ülkemizin çevresinin kazanacağını bilmek çok önemlidir. Bu bağlamda insanların projemizi yakından istemelerini, hareket çocuğun bir daha üstü, ben abi dedim biraz önce, bir projeye başlıyoruz. Daha ağır bir projedir. Eğitim de içeriyor. Bunları takip etmelerini okullarda yarışmalara kadar, halkla paylaşmalara kadar isteklerimiz var. Bunların ikisinin birleştiği bir sinerjiyle ben inanıyorum ki ülkemiz genelinde bu alışkanlık güce enizine edecek. Bunu takip etmeleri ve buna katkı yapmalarını istiyoruz insanlardan. Bundan başka bir şey. Katkıyarlıktırsın. Bu bilinç arttıkça Sayın Sahir, sözünüze kesiyoruz ama bu bilinç arttıkça sizce ülkemizde bununla ilgili sanayileşme de gelişebilir mi? Böyle bir gelecek belki yıllar sonra görebilir misiniz Sayın Sahir? Şimdi belki aslında olabilir mi? Çok emin değilim. Şu anda var zaten böyle bir sanayi ülkemizde. Yani alüminyum bunları kullanan döküm atölyeleri var. Hayır, diğer mesela atıklarla ilgili olarak. Atıklarla da olabilir. Çok doğru değil bir stansiyonu da kullananlar var. Kağıdı da bir dönem kullananlar da aslında. Ama biz bunları sistemi çözmedik. Kendi düşünmediğimiz için şu anda neredeyse hiç yok veya olanlardan farkında değiliz. Bunları bir sistemde bir politik haline getirirsek, bu da aslında devletin ortaya konması gereken bir politikadır. Bunu koyduğumuzda bunları oraya buraya depolamak, döküp saçmak ve yakmak yerine değerlendirebilirlik için uğraş vermek herhalde ülkemizde çok şeyler kazandıracak, hem ekonomik hem de çevresel olarak. Evet, peki. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Kolay gelsin diyelim size. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi günler diliyoruz Sayın Sahir. Ve değerli izleyenler, Sayın Doğan Sahir'le konuştuk. Şimdi reklamları izleyeceğiz. Sonrasında stüdyo konuğumuz bizlere eşlik edecek. Programın ikinci bölümünde stüdyo konuğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum sizlere. Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Sayın Ali Tuncay bizlere eşlik edecek değerli izleyenler. Az önce Yeşil Barış Hareketi Başkanı Sayın Doğan Sahir'le konuştuk. Umut Tenekeleri Projesi ile ilgili olarak süreci takip etmeye devam edeceğiz. Ama özellikle Güney Kıbrıs'ta Denya Camii'nin kundaklanması sonrasında yapılan bazı açıklamalar var, tepkiler dile getiriliyor. Ama Kültürel Miras Teknik Komitesi süreci nasıl takip ediyor? Bu anlamda Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Sayın Ali Tuncay'dan görüş alacağız ama tabii ki komitenin yapmış olduğu çalışmaları da takip etmeye çalışacağız, bilgi alacağız. Bugün ne kadar neler yapılabilindi bu anlamda Sayın Tuncay'dan bilgi isteyeceğiz. Birazdan sohbetimiz başlayacak değerli izleyenler. Sayısal televizyon yayınlarında yeni bir dönem başlıyor. DVB-T yani sayısal karasal yayınlar artık Doğu bölgesinde de izlenebiliyor. Mausa, İskele ve Karpaz bölgesindeki izleyicilerimizin DVB-T yayınlarını izleyebilmek için televizyon antenlerini Doğu bölgesi verici merkezi olan Kantara'ya, Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt bölgelerindeki izleyicilerimizin ise Batı bölgesi verici merkezi olan Selvili Tepe'ye yönlendirmeleri gerekmektedir. DVB-T uyumlu televizyon alıcısı olan izleyicilerimiz artık uydu alıcısına gerek kalmadan sıradan televizyon antenleriyle tüm Kuzey Kıbrıs televizyon yayınlarını izleyebilecekler. Doğu bölgesindeki izleyicilerimiz DVB-T uyumlu televizyonlarını 25. kanala, Batı bölgesindeki izleyicilerimiz ise 41. kanala ayarlayıp kanal araması yaptırmalıdır. Alıcıları eski tip ve DVB-T yayınlarına uyumlu olmayan izleyicilerimiz ise set-top box edinerek bu yayınları izleme imkanı bulabilirler. Güncel DVB-T teknolojisi size dijital ses ve görüntü kalitesi sunuyor.
günlerde herkes Viraj Home Center'ı konuşuyor. Evinin şıklığını düşünenler mutlaka Viraj Home Center'a uğrayacak. Tencereden tavaya, havludan nevresime, renk renk, desen desen dekoratif seramik ve ahşap ev aksesuarlarına kadar ne ararsak buluyoruz. Hele o Kütahya porselenin yeni neslin geleceğini korumak için çevreyle dost ürünleri yok mu? Bütün ürünler hem renkli hem zarif. Siz de sevdiklerinizin kalbine minik dokunuşlar yapmak istiyorsanız Viraj Home Center'a gelin. Viraj Home Center, Yeni Hastane Yolu, Doğu Akdeniz Doğa Koleji karşısı Mausa'da. Telefon 365-6740. Bilinen, sevilen, hayran olunan bir mekan. California Gold. Sıcak bir ortam, kaliteli bir servis, lezzetli bir yemek, temiz bir mutfak. Hepsi bir arada. California Gold. Kent insandır. Yollarımız, duvarlarımız, binalarımız bizimle birlikte yaşar. Çarpık yapılaşma, plansız kentleşme, gelişigüzel inşaatlar, izinsiz ek yapılar bizi nefessiz bırakır. Boğuluruz. Gönyeli'deki yapısal gelişmelerin, imar yasası ve belediyemizin belirlediği çağdaş kent standartlarında olması için çok daha kararlı adımlarla yola çıkıyoruz. Bu yolu sizlerle birlikte yürüyeceğimizi biliyoruz. Kent insandır. Yeşil alan işgalleriyle mücadele ediyor, izinsiz ek yapılara gözümüzü yummuyoruz. Gönyeli Belediyesi. İnsanı ve kentimizi seviyoruz. Hayatta bazı anlar var. Ama endişelenmen gereken tek şey vardır. Geride bıraktığın her şey güvencede kalmalı. Senin yerine yarınını düşünenler olmalı. Hayatında değer verdiğin her şey koruma altına alınmalı. Hayatınıza yardım etmek için biz varız. Siz sadece mutlu anlarınızın keyfini çıkarın. Kıbrıs Sigorta 444-5757. Çocukların sokaklarda pil ile oynadığı, düğünlerde herselerin kaynadığı zamanlarda kuruldu Kıbrıs Türk Petrolleri. Yıllar geçtikçe nesiller geldi geçti ve birçok şey değişti. Ama Kıbrıs Türk halkının yol arkadaşı hiç değişmedi. Bugün 40. yıl dönümünü kutlayan Kıbrıs Türk Petrolleri daha nice 40 yıl Kıbrıs Türk halkının yol arkadaşı olmaya devam edecek. Bu başarı hepimizin. Yüzyıllar öncesinden günümüze gelen, Leonardo da Vinci'yi hayran bırakan, Kıbrıs'ın önemli bir kültürel parçası olan dünyaca ünlü Lefkara Nakışı. Hiçbir yerde bulunamayan, yok olmaya yüz tutmuş desenleriyle tepsiler, panolar, kutular, kalemlikler, çantalar, cüzdanlar, kolyeler, bilezikler, yüzükler, bardak altlıkları, saatler, gözlük ve telefon kılıfları ve birçok farklı aksesuarlar. Kıbrıs'ın çok eskiye dayanan camaltı sanatlarından koza işinin eşsiz desenleri. Bir zamanlar meşhur Kıbrıs ipeğinin ham maddesi olan fakat günümüzde koza işlerine can katan, renk katan, sarı koza sayesinde üretilen Kıbrıs koza işlerinden tepsiler, panolar ve ikram ve mücevher kutuları, kalemlikler, saatler.
ve artık üretimi çok azalmış ve Kıbrıslı Türklere ait lapta işi, diğer adıyla hesap işinin kendine özgü desenleriyle Lefkara Corner'da bulabilirsiniz. Nakış çeşitlerinin örtüleri dahil olmak üzere tepsiler, panolar, kutular, kalemlikler. Kıbrıs işlerine sahip çıkmak demek, kültürümüze sahip çıkmaktır. El işlerinin üretimine sahip çıkmak, kadının ekonomik bağımsızlığına sahip çıkmaktır. Kıbrıs işlerini koruyalım, yaşatalım, tanıtalım. Lefkara Corner, No 18 Büyükhan'da ve 81 Asmaaltı Sokak, Lefkoşa'da hizmetinizde. Kıbrıs'ın kültürel mirasının korunması ve tanıtılması projesi Avrupa Birliği tarafından desteklenmekte ve Süha Ticaret tarafından yürütülmektedir. Bu reklam Avrupa Birliği desteğiyle üretilmiştir. Bu reklamın hazırlanması tamamen Süha Ticaret'e ait olup kesinlikle Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtıyor olarak kabul edilemez. Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifinden çağdaş bir hizmet daha. Öğretmen Kart. Maaşı bankamızda yatan tüm üyelerimize, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi ve Kooperatif Merkez Bankası'na ait tüm ATM'lerde ücretsiz işlem kolaylığı, diğer bankalara ait ATM'lerden de ücretli yararlanma imkanı, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet, sadece yurt içinde değil, yurt dışındaki ATM'lerden ve POS cihazlarından da bakiyeniz kadar nakit kullanma kolaylığı ve internet üzerinden alışveriş imkanı. Üstelik yıllık ücret yok. Hepsi Öğretmen Kart'ta. Öğretmen Kart'la birlikte Lefkoşa, Monsa, Girne, Güzelyurt ve Mehmetçik'te ATM'lerimiz hizmetinize sunulmuştur. Güler yüzlü personeli, güvenilirliği, güçlü mali yapısı, ucuz ve hızlı kredi imkanlarıyla 1958'den beri hizmetinizde olan Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi her zaman yanınızda olmaya devam ediyor. Üretim ve kooperatifçilik toplumsal varlığımızın temelidir. Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi. Hizmette her zaman öncü. Ben emekli öğretmen Yaşar Tevikler, öğretmen kartı ile hayatım artık daha kolay. Kooperatifçilikte öncü kuruluş Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi. Tüm bankacılık hizmetleriyle yanınızda. Online hizmetleriyle, internet bankacılığı ile çağdaş, etkin ve güvenilir kuruluş. Lefkoşa, Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerimizle öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle. Hız, emniyetli sürüş, yayalar, güvenli yollar. Yol güvenliği herkese etkiler. Yolculuk bir başka. Macera bir başka. Eğlence bir başka. Hayat bir başka. Bir başka güzel. Yeni BMW 1 serisi. Why?
stepped right outside with my guitar in my hands and landed all my plans. And I stepped right outside with my guitar in my hands and... Tatlı bir arkadaş arıyorsanız artık size daha yakınız. Yenişehir şubemizle hizmetinizdeyiz. Unlu mamul ve tatlı seçeneklerimizi yılların eskitemediği arkadaşlığımızla sizlere sunuyoruz. Telefon 0392 22 78 574. Bilinen, sevilen, hayran olunan bir mekan. California Gold. Sıcak bir ortam. Kaliteli bir servis. Lezzetli bir yemek. Temiz bir mutfak. Hepsi bir arada. California Gold. Yeni yıla özel koleksiyonlarla en güzel çikolatalar karamelde. Karamel, Lemar karşısı Ortaköy Lefkoşa'da. Hayatta bazı anlar var. Ama endişelenmen gereken tek şey vardır. Geride bıraktığın her şey güvencede kalmalı. Senin yerine yarınını düşünenler olmalı. Hayatında değer verdiğin her şey koruma altına alınmalı. Hayatınıza yardım etmek için biz varız. Siz sadece mutlu anlarınızın keyfini çıkarın. Kıbrıs Sigorta 444 57 57. Kıbrıs.net'le wireless kapsama alanındasınız. Siz de hemen Mahir bilgisayardan Kıbrıs.net wireless internet bağlatın, rahat edin. Üstelik Kıbrıs.net ADSL müşterilerimiz gibi siz de kapsama alanı olan her yerde internete ücretsiz girin. Kıbrıs.net Mahir Bilgisayar'da 228-85-85. Mahir Bilgisayar. Yıllar öncesinden günümüze gelen, Leonardo da Vinci'yi hayran bırakan, Kıbrıs'ın önemli bir kültürel parçası olan dünyaca ünlü Lefkara nakışı. Hiçbir yerde bulunamayan, yok olmaya yüz tutmuş desenleriyle tepsiler, panolar, kutular, kalemlikler, çantalar, cüzdanlar, kolyeler, bilezikler, yüzükler, bardak altlıkları, saatler, gözlük ve telefon kılıfları ve birçok farklı aksesuarlar. Kıbrıs'ın çok eskiye dayanan cam altı sanatlarından koza işinin eşsiz desenleri. Bir zamanlar meşhur Kıbrıs ipeğinin ham maddesi olan fakat günümüzde koza işlerine can katan, renk katan, sarı koza sayesinde üretilen Kıbrıs koza işlerinden tepsiler, panolar ve ikram ve mücevher kutuları, kalemlikler, saatler. Ve artık üretimi çok azalmış ve Kıbrıslı Türklere ait lapta işi, diğer adıyla hesap işinin kendine özgü desenleriyle Lefkara Corner'da bulabilirsiniz. Nakış çeşitlerinin örtüleri dahil olmak üzere tepsiler, panolar, kutular, kalemlikler. Kıbrıs işlerine sahip çıkmak demek kültürümüze sahip çıkmaktır. El işlerinin üretimine sahip çıkmak kadının ekonomik bağımsızlığına sahip çıkmaktır.
Kıbrıs işlerini koruyalım, yaşatalım, tanıtalım. Refkara Corner, No 18 Büyükhan'da ve 81 Asmaaltı Sokak, Lefkoşa'da hizmetinizde. Kıbrıs'ın kültürel mirasının korunması ve tanıtılması projesi Avrupa Birliği tarafından desteklenmekte ve Süha Ticaret tarafından yürütülmektedir. Bu reklam Avrupa Birliği desteğiyle üretilmiştir. Bu reklamın hazırlanması tamamen Süha Ticaret'e ait olup kesinlikle Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtıyor olarak kabul edilemez. Merhaba değerli izleyenlerimiz, devam ediyor Öğlen Postası ve stüdyo konuğumuzla sohbetimize başlıyoruz. Söylemiştik ama bir kez daha hatırlatalım. Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Sayın Ali Tuncay bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için ve katıldığınız için. Bugün sizinle ilk etapta Denya Camii'ne, Denya'daki camiye yapılan saldırıyla başlamak istiyorum. Tabii. Siz orada incelemelerde de bulundunuz. Hatta sadece siz değil, Kıbrıs Rum Eş Başkan da aynı şekilde açıklama da yaptı sonrasında. Kıbrıs Rum Lider'den de açıklama geldi. Ama bu saldırıyı nasıl değerlendirmek lazım? İlk değildi bu söz konusu camiye yapılan saldırı. Biraz da böyle tarihsel bilgisini verin bize lütfen ve öyle başlayalım sohbetimize. Şimdi Denya Camisi bizim ilk göz ağrılarımızdan bir tanesidir diyebiliriz. Küçük bir camiydi. 1963 yılında köy Kıbrıslı Türklerin başlayan çatışmalar sonrası Kıbrıslı Türklerin köyü terk etmesiyle birlikte atıl durumda kalan, o zamandan herhalde tahrip edilen bir yerdi. Yaptığımız teknik komitenin 2008 yılında oluşturulmasından sonra yaptığımız ziyaretler sırasında ilk ziyaret ettiğimiz yerlerden bir tanesiydi ve ilk yapmayı kararlaştırdığımız yerlerden bir tanesiydi. Sonuçta ilk önce bir güçlendirme çalışması yapmaya çalıştık orada. Yani duvarları çok kötüydü. Mihrapta çok güzel desenli motifler vardı. Onları kurtarmak lazımdı. Biz tam güçlendirme çalışmasına başladığımızda maalesef ilk saldırı gerçekleşti. Duvarlardan bir tanesi tamamen yıkıldı bu saldırı sonucunda. Tabii biz yılmadık, devam ettik. Kıbrıs Rum Eş Başkanı Takisacı Dimitri ile birlikte işleri devam ettirme kararı aldık. Ve sonuçta ilk aşamayı bitirdik. İlk aşamada biz işte duvarları sabitleyip güçlendirme çalışmasını bitirdik. Tabii küçük bir masrafla da çatısını da ekledikten sonra camiyi tam hale getireceğimizi de görünce biz tamamlama yoluna gittik bu çalışmayı ve nihayet Aralık 2014 yılında da bitti bu çalışmamız. Ondan sonra da işte Denyalı, işte 1963 yılından beri köylerine ayak basmamış Denyalılarla birlikte Kıbrıslı Türkler, Rumlar 50 yıl sonra, 50 yıl aşkın bir süre sonra ilk defa bir araya gelip o caminin açılışını gerçekleştirdik. Daha doğrusu işlerin bitimini gerçekleştirmiştik. Çok güzel bir olaydı. Evet. Bugün yeniden kundaklanması ne anlama gelir sizce? Tabii biraz gidip orada inceleme de yaptınız. Kundaklandıktan sonraki zararını da bize anlatın lütfen. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Köyün Kıbrıslı Rum muhtarı, gerekse köyden birçok Kıbrıslı Rum, bize yapım sürecinde büyük destek verdi. Onu da söyleyeyim yani. Bu Denya'daki olay tüm Denyalılara ya da mal edilecek bir olay değil. Tabii. Çok bizim gibi çok çok üzüldüler. Yani onu da biliyoruz. Konuştuk kendileriyle. Ancak işte bu olayın tekrarlanması sıkıntılı oldu. Yani ikinci, yani üçüncü defa diyorlar. Üçüncü defa da yani ikinci defa sayıp saymamakta emin olamadığımız grafiti olayı vardı. Ama yani iki üç defa saldırıya uğraması biraz sıkıntı yaratıyor. Yani bir anlamı var artık bu saldırı. Demek ki burada bir yani 3-5 ya da birkaç kendini bilmezin değil. Demek ki bir kendini bilen bir grubun ısrarla yaptığı bir olaydır bu.
Yani bir saldırıdır yani bence. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda açıklama yaptı biliyorsunuz. Yani özellikle Rum yönetiminde çağrıda bulundu. Faillerin bulunması ve cezalandırılması hususunda özellikle buna vurgu yaptı. Faillerin bulunması ve cezalandırılması bizim için de büyük önem arz ediyor. Çünkü failleri bulunmazsanız karşı tarafı cesaretlendirirsiniz. Başka olaylara da yol açabilir. Nasıl olsa cezalandırmıyoruz. Rum yönetimi bizi cezalandırmıyor deyip başka hedeflere de yönelebilirler. Sonuçta beklentimiz, Sayın Cumhurbaşkanı da bunu açıkça ifade etti, faillerin bulunup cezalandırılmasıdır. Ben bunu Rum muhatabıma da ifade ettim. Rum muhatabında işte dünkü yani ilk günden itibaren bunları zaten ifade ediyor. İnşallah bulunur ve cezalandırılır. Tek temennimiz bu. Henüz bir kişi tespiti yok ama yani bu konuda. Şunu söyleyeyim yani bu sabaha kadar en son konuştuğumda muhatabımla bu konuda herhangi bir bilgi yoktu. Tabii bu arada biz de çalışmalara başladık. Yani Kıbrıs'ın yönetimi verilen zararı karşılayacağını ifade etti. Gerek talimatlar verildi. Biz teknik komite olarak ve UNDP ile birlikte derhal oraya gittik. Zarar tespitinde bulunduk uzmanlarımızla birlikte. Daha önceki yapılan çalışmaların planlarını, projelerini ve teslim ettik kendilerine. Ayrıca daha önceki çalışmaları yapan müteahhit çağrıldı oraya. Kıbrıs Rum müteahhit. Yani çalışmaları o başladı. İnşallah gelecek haftaya kadar her şey bitecek orada. Gelecek hafta eski haline dönecek diyorsunuz. İnşallah. Kundaklanmadan önceki haline dönecek. Peki tabii burada az önce çok önemli bir noktaya işaret ettiniz. Bunu yapan birileri var ve bir şekilde cezalandırılmalıdırlar cesaret bulmamaları evet. için. Ama Denya'daki caminin yapımı sırasında Kıbrıs Rumların da katkı verdiğini söylediniz. Evet. Bu da önemli bir ayrıntı sanırım. Göz ardı evet, etmemek yani, lazım. Köyde bulunan köyün muhtarı dediğim gibi ve Kıbrıs Rumlar yani bize gelip katkıda bulundular. Etkinliğimize beraber katıldılar. Kıbrıs Türkleri beraber çağırıp orada arasında 50 yıllık bir de hasreti giderdiler. Çünkü ilginç bir şey vardı. Bir Türk ve bir Rum kadını eğer yanılmıyorsam bunlar broşürümüzde de var. Yaklaşık 80'li yaşlarda herhalde ve 50 yıldır birbirlerini görmemişler. Onların sarılmaları çok ilginçti. Sen hala daha çok güzelsin dediler birbirlerine. Gerçekten ruhları güzeldi o insanların. Duygusaldı ama işte bu gibi olaylar da bir noktada bu gibi yakınlaşmalara sıkıntı yaratıyor. Onu da söylemek lazım. Evet, birilerinin rahatsızlığı mı var diyorsunuz bu süreçten, ortak çalışmalardan? Tabii olabilir. Yani sonuçta bir rahatsızlık duyan birileri olduğuna eminim. Yani sonuçta olacaktır da. Yani tarihe baktığımızda zaten bunun böyle olması gerektiğini, yani çıkarımız bizi bu yönetiyor. İşte dediğim gibi önemli olan buna artık prim vermemek ve cezalandırmak. Çünkü iki toplum eğer bir kapsamlı anlaşma sonucunda bir arada yaşayacaksa bu gibi olaylara kesinlikle prim verilmemesi, faillerinin mutlaka bulunup cezalandırılması lazım. Evet, peki. Yavaş yavaş gelelim komitenin çalışmalarına. Önce yapısıyla başlayalım Sayın Başkan. Tabii. Ne kadar bir üyesi var? Siz ve işte bir Kıbrıslı Türk, bir Kıbrıslı Rum eş başkanları var komitenin. Ama biraz daha yapısıyla ilgili bilgi verin bize lütfen. Şimdi Kültürel Meslekli Komitesi 2008 yılında Sayın Talat ve Sayın Hristofyas döneminde çalışma gruplarıyla birlikte oluşturulan teknik komitelerdi biliyorsunuz. O teknik komitelerden bir tanesi de bizim komiteydi. O zamandan bu yana her iki taraf yaklaşık beşer kişi atıyor buraya. 5 Kıbrıslı Türk, 5 Kıbrıslı Rum. Bir de Rum facilitator dediğimiz, BEME'den facilitator dediğimiz bir BEME görevlisi var. Haftada bir mutlaka hemen hemen kesintisiz olarak 2008 yılından bu yana toplanıyoruz. Yani hiçbir kesinti olmadı. Hatta zaman zaman liderler geçmişte de görüşmelerini durdurduklarında bunu bir nevi övünç olarak da söylemek isterim. Çalışmaları durdurmayan ve devam eden tek
komite olduk. Yani görüşmeler, müzakereler donsa bile. Liderler görüşmediyse bile biz süreci bize devam ettik. Zaten bu sürecin sonunda bu başarıları da elde ettik. Yani bu meyvesini almayı başardık diyeyim. Evet. Neler yapabildiniz? Yani 2008'de kuruldu. Belki çok süremiz elverişli değil bütün yaptığınız çalışmaları anlatmaya, ama genel hatlarıyla anlatın lütfen bize. Yani bu teknik komiteler oluşturuluyor, evet, ve bir takım çalışmalar yürütüyor. 2008'den beridir kesintisiz sürdüğünü söylüyorsunuz komitenin. Neler yapabildiniz Sayın Başkan? Şimdi şöyle söyleyeyim, teknik komite altında bir de bizim uzmanlardan oluşan danışma kurulumuz var. Bu danışma kurulunda mimarlarımız, mühendislerimiz, arkeologlarımız, her türlü uzmanlık alanına sahip kişiler var. Zaman zaman da zaten ihtiyaç duyduğumuzda dışarıdan çağırıyoruz. Burada da yaklaşık 4'er 5'er tane uzmanımız var. Biz bu uzmanlarımızla birlikte tüm 2008'de yani kurulduğumuzdan itibaren tüm ada sattığında araştırmalara başladık. En uca köşelere kadar, köylere, dağlara, taşlara, kuzeyden güneye her tarafı gezmeye çalıştık. Ve öncelikle müdahale edilmesi gereken eserleri belirlemeye çalıştık. Yani biliyorsunuz Kıbrıs'ta bir sorun vardı. Bir çatışma durumunda, etnik çatışmalarda özellikle insanlar ilk önce hedef alınıyordu. İnsanlardan sonra ikinci hedef ise mutlaka onun kimliğini temsil eden kültürel miras eserleriydi. Evet. Sonuçta ne oldu? Eserler de bu süreçten, bu çatışmalardan zarar gördü. Tabii. Kimisi bilinçli olarak yok edildi, yani zarar gördü. Kimisi de biliyorsunuz nüfus da kaydı. Yani kuzeyden güneye, güneyden kuzeye nüfus değişimleri oldu. Sonuçta bilinçli olarak zarar verilmese bile bir toplumun orada olmaması, o esere bakacak bir toplumun olmaması, bakımsızlıktan, ilgisizlikten o eserler çökmeye başladı sonuçta. Biz bunları özellikle ivedi olarak müdahale edilmesi gerekenleri belirlemeye çalıştık. 40 eserlik bir öncelikler listesi oluşturduk. Bunların 26 tanesi kuzeydeki eserlerdi, 14 tanesi güneydeki eserlerdi. Ve biz bu eserleri öncelik sırasına göre, tabii bu süreçte Avrupa Birliği'nden de finansman gelmeye başladıktan sonra öncelik sırasına göre yapmaya başladık. Yani müdahale etmeye başladık. Ve hemen hemen bu 40'ın büyük çoğunluğunu ya bitirdik ya da projelendirip yapım aşamasına getirdik. Yani uzun bir süreçti. Ha, bitti mi burada? Yok, bitmedi. Bir de envanter çalışması yaptık. Yüzlerce binlerce eserin envanterini çıkardık her iki tarafta da. Evet. Hristiyan, Müslüman, sadece Kıbrıs Rum, Kıbrıs Türk değil, Venedik, Lüzinyan bütün eserlere bakmaya çalıştık. Sonuçta biliyorsunuz Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünden ve kuzeye uygulanan ambargolardan dolayı bazı eserlerimizde de maalesef gerekli müdahaleleri, özellikle maddi imkansızlıklardan dolayı yapamıyorduk. Evet. Sonuçta bundan da hareketli özellikle Mausa'yı bir hedef olarak koyduk, Mausa'nın surlarını. Yani böylece çalışmaya başladık. Bitmiş ne kadar var eser? Şu anda tamamlanmış bu süreci. 15-16 tane bitmiş eserimiz var. Yani o büyük belirlenen 40 hedefinden 15-16 tane eser. Bitmiş, ya 20'ye yakın diyeyim bitmiş eserimiz vardır. Evet. Bunların bir kısmında çalışmalar devam ediyor. İhaleleri açıldı, müteahhitler devrede çalışmalarını yapıyorlar. Bir kısmı da projelendirildi, ihale aşamasındadır. Yani hemen hemen 40'ın hepsini ele almış durumdayız. Bu, yani bu dediğim öncelik listesinin onaylandığı 2010 yılından 16'ya kadar yaklaşık 40 tanesini hemen hemen hallettik gibi gözüküyor. Evet. Yeni bir envanter çıkardığınızdan bahsettiniz Sayın Başkan, ve envanter çalışması. Şimdi envanter çalışması şöyle bir şeydi. Yani biz onun dışında bütün, hani sonuçta biliyorsunuz beşer adamla bütün adayı dolaşamayız. Avrupa Birliği'nin finansman katkısıyla ve daha büyük bir ekiple tüm adadaki ada satındaki eserleri güneyde kuzeyde bir gözden geçirme süreci yaptık. Onların durumlarını belirlemeye çalıştık. Bu envanter bize o 40'ın ötesinde bir yüzlük daha liste oluşturuyor bir şekilde. Verdi. Şu anda onun çalışmasını da yapıyoruz. Yeni bir öncelikler listesi hemen hemen son aşamaya
getirdik diyelim. Bunu biz liderlerin onayına sunacağız. Ayrıca tabii biliyorsunuz bu işler para. Onu soracaktım. Hep Avrupa Birliği desteğiyle yürüyor değil mi bu projeler? Şimdi aslında Avrupa Birliği desteğiyle başladık. O doğrudur. Ana sponsorumuz, mali kaynağımız Avrupa Birliği'dir. Ancak şöyle bir şey var. Bu süreç içerisinde farklı sponsorlar da bulduk. Mesela Apostolos Andreas konusunda. Apostolos Andreas da belki de Kıbrıs tarihinde ilk defa Kıbrıs'ın Ortodoks Kilisesi ve Efkaf kurumumuz birlikte bir eseri ortak olarak restorasyonu finansman ediyor. Finansmanını yapıyorlar. Bu çok önemli bir emsal. Apostolos Andreas'a devam edersem şöyle bir durum da var. Orada bir Türk ve bir Kıbrıslı, Türk ve Kıbrıslı Rum inşaat firması ortaklık yapıyor. Ve ayrıca bunun yanında gerek uzmanlar gerekse işçiler Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum. Yani bilmiyorum tam başka anlamıyla. Bir tam anlamıyla bir böyle bir iki toplumlu bir proje yürütülüyor orada. Tabii o önemi ne? Aslında ilk defa belki de böyle bir ortam içerisinde çünkü bunlar çok önemlidir. Yani uzmanlar birlikte çalışıyor, birlikte birbirlerini anlamaya evet. çalışıyorlar, algılamaya çalışıyorlar. İşçiler yine aynı şekilde, müteahhitler aynı şekilde. Yani bir şeyi düşündüğümüzde toplumun her katmanının aslında bir etkisi olan bir süreç bu. Evet. Ufak da olsa. Yani mesela müteahhit dediğiniz bir iş adamıdır sonuçta. İş adamı birlikte iş yapmayı, beraber çalışmayı öğreniyor. Uzmanlar, mimar mühendisleri yine beraber çalışmayı öğreniyor. İşçiler o küçümsememek lazım. Çok önemli şeyler deneyimle kazanılıyor bu süreçten. Zorlukların ne olduğu öğreniliyor. Nelerin başarılabileceği gösteriliyor. Yani sonuçta aslında biz teknik komite olarak eğer belli şartların oluşması durumunda her iki toplumun da yararına olabilecek işler yapılabileceğini gösteriyoruz burada. Belli şartların oluşması durumunda. Evet, peki. Şimdi tabii burada teknik komitenin işte en önemli sorunu gibi algılayabilir miyiz maddi kaynak bulma? Yani sponsorlar önemli. Avrupa Birliği destekli projeler yürütülüyor. Örneğin ne kadar miktar ayrılmıştır? Yıllık mı ayrılıyor bu bütçeler? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Şimdi şöyle bir durum vardır. Bize ayrılan Kültüre Miras Teknik Komitesi'ne ayrılan para Kıbrıslı Türklere her yıl verilmekte olan bütçenin bir parçası. Durumuna göre bazen 1 milyon euro, bazen 1,5 milyon euro, bazen 2 milyon euro artık zaman zaman değişiyor bir miktar. Ama sonuçta belli bir şeyde yani 1 milyon euroluk ya da üstünde bir euroluk yıllık katkı var. Tabii restorasyon çok da pahalı bir iş. Yani kolay bir iş değil. Ve genellikle bizim yaptığımız da restorasyon değil. Onu da söylemek durumundayım. Bizim yaptığımız güçlendirme veyahut da minimum konservasyondur. Restorasyon çok çok daha pahalı bir iştir ve buna maalesef kaynağımız yok. Biz şu anda eserleri genellikle olduğu şekilde bir dondurmayı ve yaşatmaya çalışıyoruz. Evet, en genel haliyle bu şekilde. En genel haliyle budur yaptığımız. Restorasyon dediğimiz şey nedir? Restorasyon tamamen eski haline getirmek. Yani ilk orijinal haline getirmek. İlk kullanıldığı ilk gibi, hale getirmek. Evet, getirmek gibi bir şeydir. Ama şu anda mevcudu korumak gibi. Mevcudu korumayı yapıyoruz biz şu anda. Bu hedef var mıdır peki yani ileriki dönemde restorasyon yapalım? Tabii o uzmanlarımızın bildiği bir iştir. Onu söyleyeyim ilk önce. Yani sonuçta ben mimar ya da mühendis ya da arkeolog değilim. Yani bazı durumlarda yapılabilir. Yani sonuçta o uzmanların ortak tabii. oturup karar vereceği bileceği iştir. Bazı durumlarda da yapılmaması daha uygun olur. Sonuçta mesela Apostolos Andreas tamamen bizim için bir restorasyondur. Yani orada tamamen finansmanı sağladık. Orayı yapıyoruz. Ama diğer yandan genellikle yaptığımız hemen hemen tüm eserler konservasyondur. Yani örneğin bu Denya'da restorasyon. Denya biraz daha ileride yani konservasyon restorasyon arası bir şey. İkisi arası. İkisi arası bir şey ama yani sonuçta daha fazla konservasyon yapıyoruz. Peki Apostolos Andreas'tan bahsettiniz. Denya'dan bahsettiniz. Ve böyle başka örnekler var mıdır anlatabileceğiniz bize? Yani spesifik çok, olarak çok çok örneklerimiz var. Mesela en güzel örneğimiz Otello Kalesi. Evet. Yani bizim için çok çok önemli bir projeydi. Bir nevi de siyasi simgesi vardı bence. Yani biliyorsunuz yıllardır bir şekilde izolasyonlar altındaydık. Yani
dünyanın hiçbir yerinden yardım alamıyorduk. Özellikle eski eserlerin korunması için. Daha doğrusu kısıtlı yardım, belli şartlarda alabiliyorduk. Bu noktada Mamosa da bir simgeydi. Yıllardır tartışıldı, belediye başkanları Parislere kadar gitti geldi ve hiçbir şey yapılamadı ve Mamosa gittikçe eriyen ve dökülen bir yerdi. Çünkü taşları bir noktada artık doğanın koşullarına dayanamıyor. Sonuçta 5-600 yıl önceki yapılar. Son Otello Kalesi'ne işte ilk ziyaretlerimizden bir tanesi de Otello Kalesi'neydi. Kemerler dökülme aşamasında, yıkılma aşamasında çok çok kötü durumdaydı. Bir noktada Rum muhataplarımızın da desteğiyle biz bunu öncelikler listesine aldık. Yani onlara da teşekkür ederim yani bu konuda gösterdikleri anlayış için. Sonuçta zaten şöyle bir şey var. Kültürel Miras Teknik Komisyonu olarak biz bir eseri Rum, Türk, Müslüman, Hristiyan diye yaklaşmıyoruz artık. Yani o öyle bir anlayış yok bizde. Uyumunuz nasıl? Yani 2008'den beridir aralıksız devam ettiğiniz. Çok çok iyi bir uyumumuz var. Ailevi ilişkilerimiz çok çok iyi. Ben Takis benim çocuklarımı biliyor. Biz onun eşlerini, torunlarını biliyoruz. Devamlı olarak bir araya geliyoruz. Yani sadece Takis de değil, tüm komite üyeleri ve danışma kurulu üyeleri de aynı zamanda. Uzmanlarımız da. Yani çok yakın ailevi ilişkilerdi kurduk. Ne derler? Kıvançta ve tasada. Evet. Yani hastalık olduğunda devamlı birbirimizle şey ediyoruz. Çok yakın ilişkilerimiz var. Güveniyoruz birbirimize. Bu da çok önemli. Yani sonuçta bugün güven çok önemli. Bu. Suistimal veya art niyet yok. Kesinlikle yok, her şey açıkça konuşuluyor. Sıkıntılar açıkça konuşuluyor. Yani elimizden geldiğince süreci yürütmeye çalışıyoruz güven içerisinde. Evet, peki. Şimdi biz ne kadar farkındayız kültürel mirasımızın? Yani her iki toplum için de değerlendirme yapmanızı isterim Sayın Başkan sizden. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz da bu teknik komitenin çalışmalarıyla algılıyoruz. Teknik komitenin çalışmalarıyla birlikte algının arttığından rahatlıkla söyleyebilirim. Nasıl söyleyebilirim? İlk başladığımızda, ziyaret ettiğimizde köyleri işte bir yerde bir camiydi, bir yerde bir kiliseydi işte. Parap durumdaydı. Şöyleydi, böyleydi. İşte cami. Yani işte Rumlardan kilise. Kalma, Türklerden yani kalma. Pek böyle bir şey yoktu yani. Ama biz bir iki örneği yapıp da bunu basında da yer aldıktan sonra bu sefer çok ilginç bir şey olmaya başladı. Yani ilk önce bize talep mesela kuzeydeki kiliseler için Rumlardan geliyordu. Güneydeki camiler için de bizim taraftan geliyordu. Yani sonuçta öyleydi. Ama bu sefer ne olmaya başladı? Baftan bir Rum bizi arayıp işte gelin ya şu köyde bizim bir camimiz var. Ne olur onu bir tamir edin. Evet. Ya da kuzeyden yine Kıbrıslı Türkler işte bizi arayıp işte Ali Bey lütfen gelip şu bir kilise var. Üzülüyoruz durumuna. Gelip bir şey yapabilir misiniz diye. Hala daha düne kadar böyle telefonlar alıyoruz yani sonuçta. İlgi arttı. Size her isteyen ulaşabiliyor mu Sayın Başkan? Yani bir irtibat sistemi mi var yoksa bir şekilde zaten Kıbrıs bir şekilde zaten erkek Kıbrıs küçük yer. Evet. Herkes herkesi bilir. Birbirine ulaşıyorlar yani sonuçta. Yani sonuçta sosyal medyadan da ulaşılabiliyor, Twitter'dan da ulaşılabiliyor. Zaten mekanımız belli. Evet. Mekanımız yani ofisimiz belli. Cumhurbaşkanlığının altında çalışıyoruz. Ofisimiz de orada. Sonuçta oradan da ulaşılabiliyorlar. Sosyal medyadan çok ulaştılar bana. İngiltere'den ulaştılar. Polili Kıbrıslı Türkler ulaştı. Yani Rumlar ulaşıyor, Maronitler ulaşıyor. Yani bir şekilde ulaşılabiliyoruz yani. Sonuçta evet, başarıyorlar. Eğitime katılmalı mıdır sizce bu kültürel mirasın korunması? Tabii nasıl mutlaka. Mutlaka katılınması lazım. Hatta biz bu konuda bir eğitim programı da. Şimdi eğitim komitesi de kuruldu evet, ama onu soracaktım. Eğitim komitesi kurulmadan önce biz bu konuda bir çalışmaya başlamıştık. Şöyle bir çalışmaya başladık. Özellikle 63, bundan sonra 74'te olan ayrılıklardan sonra yeni yetişen nesiller birbirlerinin kültürel mirasına, adetlerine, bazı alışkanlıklarına, dini yaklaşımlarına uzak kalmışlardı. Bilmiyorlardı. Sonuçta bunu geliştirmek amacıyla iki tarafın eğitim uzmanlarından oluşan bir çalışma grubu oluştu. Evet. Bu çalışma grubu hala daha çalışmalarını yürütüyor şu anda. Hemen hemen son aşamaya da gelmiş durumdadır. Onu da söyleyebilirim. Kültürel mirasına olan farkındalığı arttırmak özellikle genç nesiller için. Yani bizim hedefimiz 12-13 yaşındaki çocuklar için interaktif bir eğitim programı yapmayı
planlıyoruz. Hemen hemen senaryosu da hazır diyebilirim. Yani son... Nasıl olacak? Yani ya CD'lerde olacak ve internet ortamında olacak. Onları okullarda dağıtacağız. Eğitim Bakanlığımıza zaten gönderdik. Geçen yıl göndermiştik taslak senaryomuzu. Ondan da onay aldık. Onu da söyleyebilirim. Yani sonuçta sadece şeyi değil, yapmayı değil, konservasyonu ya da restorasyonu değil, onun ötesinde yeni nesilleri de eğitmeyi. Evet, planlıyorsunuz. Ve ötekinin, yani öteki dediğimiz Rum'un, Türk'ün, Ermeni'nin, Maronit'in, Fransız'ın, Venedik'in. Bizim olmayan, bizim olmadığımız. Aslında hepimizin bizim olan eserlere saygı ve koruma içgüdüsünü geliştirmeyi, eğitimini sağlamaya çalışıyoruz, çalışacağız inşallah. Herhalde bu yıl içerisinde projeyi hayata geçireceğiz. Evet, peki. Yani amacımız o. Evet, önemli bir proje olur aslında bu. Eğitim Teknik Komitesi ile işbirlikleriniz olacak mıdır bu anlamda? Komiteler arası işbirliği nasıl? Yani sonuçta bizim Kültür Komitesi de belli bir şeyimiz var, temaslarımız oldu. Tabii Kültür, yani Eğitim Komitesi de olacak. Bu olması lazım zaten. Çünkü bunları birbirlerinden izole edemeyiz. Hepsi birbiriyle bağlıdır. Evet. Bu da olacak. Zaten Meltem Hanım'la da temas halindeyiz. Böyle bir şey ihtiyaç duyduğumuz anda direkt zaten bunu yapacağız. Evet, eğitim her anlamda önemli ama bu konuda komite olarak sizin hedefleriniz de var. En azından kültürel mirasın korunması, bilinmesi ve dediğiniz gibi ötekine ait olduğunu düşünüyoruz. Aslında hepsi bizim. Hepsi bizim. Varlıkları da korumak gerekiyor. Bununla ilgili farkında mıyız peki? Yani böyle bir işte zengin bir kültürel yapımız var aslında bizim. Ne kadar farkındayız bunun? Ne söyleyebilirsiniz? Pek farkında değiliz ama farkında olmaya başlıyoruz gibi. Evet, yani az önce komite çalışmalarıyla bunun biraz daha komite çalışmaları, onun dışında sivil toplum artık büyük rol oynamaya başladı. Sivil toplumun rolü çok çok önemli. Biz zaten kendimizi bunlardan da izole etmedik. Yani var mı işbirliğiniz sivil toplumla? Tabii devamlı bir bilgilerin bir kısmını da sivil toplum aracılığıyla alıyoruz zaten. Yani gidemediğimiz yerlerde bizi uyaranlardan bir kısmı da bu sivil toplum mensupları. Sonuçta işte burada bir şey var, burada bir sıkıntı var, lütfen gelip bakar mısınız diyenlerden bir kısmı, yani bir kısmı da sivil toplum kuruluşlarıdır. Onlardan destek alıyoruz çeşitli konularda, onu da söyleyeyim. Yani Mausa Enstitüfi, Lefke'dekiler, arkadaşlarımız, yani sonuçta bizimle ilişkiyi geliştirmek isteyen sivil toplumlar da var. Yani sonuçta çok geniş bir yelpazede bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama biz de küçük bir grubuz yani. Bu da. Evet, beşer kişilik. Yani şunu söylemek istiyorum özellikle. Bizim ülkemizde her iki tarafta da işte güneydeki ve kuzeyde birer eski eserler dairesi vardır. Evet. Bir çözüm durumunda da artık bilmiyorum liderler nasıl şey edecek bu konuda. Yani sonuçta ya federale kalacak ya da kurulucu devletlere kalacak bu eski eserler ve onlar yapacak. Bizim teknik komite olarak varlığımız çözümsüzlük koşullarında Kıbrıs sorununun çözümünü beklemeden ne yapabiliriz? Bu güveni arttırmak için çözüm, her iki toplum arasındaki. Evet, çözüm olduğu zaman bu komiteler yavaş yavaş sonlanacak. Herhalde ortak federallere falan geçince sonuçlanacak. Yani benim özellikle hükümete vermek istediğim bir mesajı var burada. Yani yöneticilerimize vermek istediğim bir mesajı var. Bazı kurumlarımızı güçlendirmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi de eski eserler dairemizdir. Özellikle çok zor maddi imkansızlıklarla diyeyim artık çalışmaya çabalıyorlar. Biraz daha bütçe mi ayrılmalı? Yani bütçe mi ayrılır? Uzman mı sağlanır? Personel eksiklikleri var, bütçe eksiklikleri var. Çünkü beraber çalışıyoruz bu arkadaşlarla. Evet. Yani sonuçta yarın bir çözüm de bulunacaksa bu kurumlarımızı güçlendirmemiz lazım. Yani biz teknik komite olarak eski eserler dairesinin yerine geçen bir yapı değiliz. Biz çözümsüzlük koşullarında iki tarafın işbirliğini, iki taraf arasında işbirliği oluşturmaya, güveni arttırmaya çalışan bir geçici yapıyız. İnşallah çözüm bulunur ve biz bu artık çalışmalarımızı dediğim gibi ortak bir yapı üstleri ve yapmaya çabalar. Ama bu süreçte özellikle hükümetimizin, yöneticilerimizin, başbakanımızın, turizm bakanımızın, kimisi ilgili kişilerin bazı kurumlarımızda özellikle gördüğümüz eksikliği söylüyorum, güçlendirmesi lazım.
Eski Eserler Dairesi. Eski Eserler Dairesi. Kurumlardan biri bu anlamda bir tanesidir. Sizin için. Şimdi tabii ki burada işte personel de artırılmalıdır ama herkes eski eserlerde çalışamaz herhalde. Tabii belli bir uzmanlık gerekiyor. Sizin ülkenizde biliyorsunuz çünkü personel deyince farklı da tabii olabilir. Ve bu işi bilen insanların, tabii uzman, uzman olan insanların anlamında görev alması gerekir eski eserlerde. Komitenin sayısı artırılmalı mıdır sizce? Yani komite üyelerinin sayısı artırılmalı mıdır? İki taraflı olarak. Yani bu aşamada şimdilik görev bölümü de yaptık. Onu da rahatlıkla söyleyebilirim. Her arkadaş belli eserlerden sorumludur. Onları izlemekle sorumludur. Yani şu aşamada pek ihtiyacımız yok gibi gözüküyor şu görev dağılımında. Ama yeni listemiz onaylanırsa ve biz maddi kaynağı da elde edip daha fazla eser yapmaya başlarsak tabii ki güçlendirmesi gerekecek. Daha fazla katkı takviye yapılması gerekecek uzman açısından. Hı hı. Zaten bunun da yavaş yavaş egzersizlerini yapıyoruz. Özellikle bazı uzman arkadaşlarımız var. Yurt dışından buraya gelip burada çalışmalara başlayanlar, üniversitelerde restorasyon konusunda uzmanlıkları olan öğretim görevlileri arkadaşlarımız var. Onlarla temas halindeyiz. İnşallah onların da katkılarını bu süreç içerisinde alacağız. Peki yıkılma veya yok olma sinyali veren, böyle acil müdahale yapılması gereken yerler var mıdır sizce? Gerek şimdiki çalışmalarınızda, gerek çıkarmış olduğunuz envanter içerisinde. Yani öyle bir durum var ki bazen gidersiniz, esere bakarsınız, yapısal olarak yerindedir ama yani görüntü olarak yerindedir ama yapısal sorunları vardır. Tabii. Sonuçta onları uzmanlarımız belirler. Onları zaten belirlemeye çalışıyoruz. Yani son mesela aldığımız bilgilere göre işte Sentralion Kalesi'nde sıkıntıları var. Girne Kalesi'nde sıkıntıları var. Mausa'da sıkıntıları var özellikle. Mausa surlarında çoğu yerlerde sıkıntıları var. Bu sıkıntılar var. Yani uzmanlar bunun kararını verecek dediniz ama ciddi bir tehlike boyutunda mıdır? Yoksa o kadar da ciddi sıkıntılar değil diyebilir misiniz? Yani şu anki aşamada bazı yerlerde ciddi sıkıntılarımız olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü dökülen artık yıkılma durumuna gelmiş bazı yerlerimiz var. Onları şu anda pek burada söylemek istemiyorum. Güneyde var mıdır benzer bir durum? Güney nispeten bize göre daha şey davranmış bu konuda açıkça söylemek gerekirse. Yani bizim yıllar içerisinde eksikliklerimiz var diyorsunuz. Vardır ama onlar bizden daha belki dünyayla ilişkileri olması, belki dünyadan para almaları. Yani büyük bir ihtimalle de budur zaten dünyayla. Tanınmış olmaları bir noktada kendilerine bir yardımların gelmesini sağladı. İşte bizim en büyük sıkıntımız bu izolasyonlardı maalesef. Hala daha devam ediyor yani bu sıkıntılar. İnşallah bunları bir şekilde aşarız. Zaten teknik komite aracılığıyla da yavaş yavaş bize uluslararası kurumlar gelip destek vermeye başladı. Özellikle kuzeydeki projelere. Bir tanesi de özellikle mesela Girne Kalesi'ndeki batık gemi. İşte İngiltere'den bir vakıf, denizaltı arkeolojisi konusunda uzmanlaşmış bir vakıf, teknik komite aracılığıyla geldi ve şu anda batık gemideki taşınabilir objelerle batık geminin sergilendiği salonun iyileştirilmesi yapılacak. Ve burada şöyle bir yöntem izledik. Matching fund, yani aynı oranda her iki tarafta Kültür Emeğiz Teknik Komitesi ve İngiltere'deki kuruluş aynı oranda para katkısında bulunuyor eşit olarak. Ve bir ortak proje gerçekleştiriyor. Tabii böyle bunlara da teknik komite aslında Yurt dışından bağlantılar bulmaya çalışıyor. Bir noktada var, ilgi göstermeye başladılar, katkı yapmak istiyorlar. Buna bir noktada özellikle kuzeydeki projelere, yani yıllardır bize bir şekilde bu siyasi sorun nedeniyle katkıda bulunmak isteyip de katkıda bulunamayan yabancı kuruluşlar bir noktada teknik komite aracılığıyla katkıda bulunmaya yavaş yavaş bir geçiş oluyor. Bir geçiş diyorsun olmaya başladı. Evet. Teknik komite bir aracı oluyor, evet, aracı bu anlamda. Ama biraz ödevimizi yaşadığımız mevcut durumdan dolayı yerine getiremedik gibi bir durum var Güney'e göre. Zaten vermiş olduğunuz rakam 26'ya 14 yani ilk belirlemeler içerisinde. Bu bunun sonucu mudur? Yok, bunun sonucu da değil, onu da söyleyeyim. Yani sonuçta şöyle bir durum var. Yani bizim Güney'de yaklaşık 100'ün biraz üzerinde camimiz vardı mesela. Evet. Ama Rumların yaklaşık 400'ün üzerinde kilisesi var bu tarafta. Yani sonuçta da sayılarda da bir eşitsizlik var. Mesela bir Rum köyüne, yani
geçmişleri yani onların yaşı. Yani bağlı olarak. Yani Kıbrıslı Türkler genellikle bir camiyle yetinen bir yapıdaydı ama Rum bir, hatta bazı köylerde 6-7 tane birden kilise gördüğümüz oluyor. Yani sonuçta bir noktada böyle bir şey var. Yani bu B400-500 esere nasıl bakabiliriz? Kapasitemiz var mı buna? Bir de bu soruyu getiriyor akla. Tabii buna yoktu. Yani bu bugünkü fiili durum buna iyi bakamadığımızı gösteriyor bir noktada. Yani en azından Rumlar çok iyi baktı mı? Hayır, onlar da pek iyi bakmadı. Yani sonuçta ben kendi özel çalışmalarım da oldu. Yaklaşık 130-140'a yakın camimiz olması lazım gerekirken güneyde. Şu anda 100'ün biraz üstünde var. Bu 30-40 tane, 30 tane diyelim en azından yok oldu. Şu anda artık izi falan kalmadı. Tamamen yok olmuş. Yani sonuçta onlar da pek ödevini bizim gibi yaptığını söyleyemem. Zaten daha iyi şartlara sahip olmalarına rağmen. Evet, ödevini zaten her iki tarafta doğru dürüst yapsaydı bugün bize ihtiyaç olmayacaktı. Evet. Teknik komite yani sonuçta böyle bir durum karşısındayız. Evet, biraz da bu oran aslında nüfusla da orantılı, sayılarla da orantılı. Yani bu dediğim gibi yani bir köye gidersiniz yani bizim genellikle köylerimizde birer tane cami vardı. Bir köye gidersiniz eski Rum köyüne. 6-7 tane kilise birden görebiliyorsunuz. Yani onlar da biraz farklı bu dini yaklaşımlar. Yani dediğiniz gibi hem nüfus hem yaklaşım farkı, algı farkı çok değiştiriyor. İnanç farkları çok değiştiriyor o şeyi, uygulamayı. Evet, peki. Yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz sohbetimizin ama hiç böyle herhangi bir siyasi engelle karşılaştınız mı 2008'den beri? Yani şuraya dokunmayın, şunu yapmayın gibi bir engelleme oldu mu bugüne kadar? Yok, kesinlikle öyle bir engellemeyle kesinlikle karşılaşmadık. Hatta son zamanlarda şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Askeri bölgelere de girdik. Yani sonuçta Gürpınar'daki Maronit Kilisesi'nin tamirine başlıyoruz. Yani sonuçta oralarda girdik. Yani sonuçta hemen hemen hiçbir engelleriyle karşılaşmadık. Onu söyleyebilirim. Yani gerek bugüne kadar teknik komitenin kurulmasından günümüze kadar tüm liderlerimizin özellikle liderlerimizin büyük desteğini aldık. Onu da söyleyebilirim rahatlıkla. Devam edelim. Alıyoruz da. Hiç durmadı bu çalışma dediniz ama örneğin müzakerelere bağlı olarak bir yavaşlama oldu hiç, mu? Kesinlikle hiç. Hiçbir yavaşlama, hızlanma, duraklama. Biz nasıl başladıysak işte öyle devam ettik. Ediyoruz. Öyle devam ettik. Yani hiç kesinlikle bir duraksama, bir yavaşlama hiç yaşamadık. Evet, peki. Öyle başladık, böyle gidiyoruz. Hatta hızlanabiliyoruz, hızlandık da diyebiliriz çünkü işler büyümeye başladı. Maos'a da bir sürü ihale açıldı, süreçler gidiyor. Gerek kuzeyde gerek güneyde, Baf bölgesinde önemli çalışmalarımız var. Limassol'da başlıyoruz, Karpaz'da var. Yani Adana'nın hemen hemen her tarafında ya proje hazırlığı var, ya ihalemiz var. Bir noktada çok yoğun bir de süreç yaşamaya başladık. Evet. Hatta işlerimiz bile şikayet etmeye başladı artık. Peki. Şimdi tabii ki burada bir ihale süreci oluyor. Ve işte Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum. Genelde şu mudur? Adanın kuzeyinde Kıbrıslı Türkler, güneyinde Kıbrıslı Rumlar yapıyorlar. Apostolos Andreas farklı bir durumda. Apostolos Andreas her iki tarafta ortak finanse edildiği için orası bir istisna oldu. Evet. Ama genelde kuzeydeki eserler Kıbrıslı Türk müteahhitler, güneydeki eserler de Kıbrıslı Rum müteahhitler tarafından yapılıyor. Aslında kuzeydeki eserlere de şey edebilirler, yapabilirler Kıbrıs Rum müteahhitleri başvurularını. Ancak biliyorsunuz inşaat encümenine kayıtları lazım, bir Kıbrıslı Türk yasalarına uymaları lazım. Anladığım kadarıyla bu siyasi çözümsüzlük ortamında da Kıbrıs Rum müteahhitleri bundan çekiniyor. Çekiniyor ve yapmıyorlar. Gelmiyorlar. Türkler gidebiliyor mu güneye? Onu hiç denemedik. Aslında hemen hemen büyük projelerimiz hemen hemen hepsi kuzeyde. Evet. Yani güneyde yaptığımız projeler genellikle küçük oluyor. Yani bir BAF'a bizim bir müteahhitimizin gitmesi pek rentable, ekonomik değil. Ama Maos'a gibi birkaç milyon euroluk ya da bazı büyük işte Manastır, Apostolos Andreas gibi, Çamlıbel'deki Manastır gibi büyük projelerde evet. Yani her iki taraftan biraz da aslında müteahhitlerin tercihi de olmuyor diyorsunuz. Bu yani çok da işte ekonomik anlamda tercih edilebilir. İşte beklentimiz
bunun üzerine çalışıyorlar her iki tarafın müteahhitleri. Bir ortak memorandum hazırlayacaklar. Öyle bilgilerini aldık. Kültür Emeğaz Teknik Komitelerinde beraber çalışmak için öyle bir niyetleri varmış. Tabii bilmiyoruz. İnşallah bunu halledip imzalarlar ve beraber çalışırlar. Çünkü kültürel miras projeleri çok karmaşık projeler, uzmanlık gerektiren projeler ve her iki tarafında müteahhitleri işbirliği yaptığında biz daha iyi sonuç alacağımıza da inanıyoruz. Onu da söyleyeyim. Yani bir de birlikte çalışma kültürünün de geliştirilmesine, yani Kültürel Miras Teknik Komitesi sadece bir camiyi ya da bir kiliseyi tamir etmek ya da bir kaleyi ya tamir etmek değildir. Biz tamir ederken aynı zamanda toplumlar arası ilişkileri geliştirmeyi ve güveni arttırmayı hedefliyoruz. Yani hedefimiz sadece tamirat değil ya da restorasyon, konservasyon değil. Biz güvenin artmasını, beraber çalışma kültürünün gelişmesini istiyoruz. Evet. Bunu tabii belki adanın her iki tarafında müzakereler doğru bir ivmede devam ettikçe daha fazla hissetme şansımız olacak. İnşallah. Ama bu kültürel mirasın korunması ile ilgili yürütmüş olduğunuz çalışmalar önemli. Çok teşekkür ederiz ayırdığınız için. Önümüzdeki günlerde belki iki toplumlu yeniden, daha önce geldiğiniz bu stüdyolara bir başka arkadaşımızın programında. Dolayısıyla belki iki tarafı da dinleyebileceğimiz programlar yaparız yeniden. Çok teşekkür ederim ben katıldığınız için. Kolay gelsin diyoruz çalışmalarınızda. Ve değerli izleyenler, Sayın Tuncay ile sonlandırıyoruz Öğlen Postası'nı da bugün. Önümüzdeki hafta Öğlen Postası'nda yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Sayısal televizyon yayınlarında yeni bir dönem başlıyor. DVB-T yani sayısal karasal yayınlar artık Doğu bölgesinde de izlenebiliyor. Mausa, İskele ve Karpaz bölgesindeki izleyicilerimizin DVB-T yayınlarını izleyebilmek için televizyon antenlerini Doğu Bölgesi Verici Merkezi olan Kantara'ya, Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt bölgelerindeki izleyicilerimizin ise Batı Bölgesi Verici Merkezi olan Selvili Tepe'ye yönlendirmeleri gerekmektedir. DVB-T uyumlu televizyon alıcısı olan izleyicilerimiz artık uydu alıcısına gerek kalmadan sıradan televizyon antenleriyle tüm Kuzey Kıbrıs televizyon yayınlarını izleyebilecekler. Doğu bölgesindeki izleyicilerimiz DVB-T uyumlu televizyonlarını 25. kanala, Batı bölgesindeki izleyicilerimiz ise 41. kanala ayarlayıp kanal araması yaptırmalıdır. Alıcıları eski tip ve DVB-T yayınlarına uyumlu olmayan izleyicilerimiz ise set-top box edinerek bu yayınları izleme imkanı bulabilirler. Güncel DVB-T teknolojisi size dijital ses ve görüntü kalitesi sunuyor.